Hamas lideri Haniye'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından gözler İran'ın vereceği yanıta çevrilmişti. İran intikam yeminleri etmişti. O gün bugündür İran'ın İsrail'e vereceği yanıt merakla bekleniyor. O yanıt nedeniyle de Orta Doğu diken üzerinde denilebilir. Dün akşamdan itibaren özellikle medyada İran bu gece İsrail'e misilleme yapacak iddiaları Orta Doğu'da tansiyonun bir anda yeniden yükselmesine neden oldu. Bu arada ortamı böyle ılımanlaştırmaya çalışma, gerilimi azaltmaya çalışmaları da devam ediyor. Hatta Türkiye'de buna dahil edilmek isteniyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e karşı yapacağı olası misilleme hamlesi tüm dünyada hem merak hem de endişeyle bekleniyor. İran'ın misilleme yapacağı kaygısı pazartesi akşamı doğru çıktı. İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen bazı sosyal medya hesaplarının misilleme için saat veren paylaşımları dolaşıma sokması panik yarattı. Ancak kısa süre sonra iddiaların gerçek olmadığı anlaşıldı. Öte yandan İran'ı misillemeden vazgeçirmek ve bölgede tansiyonu düşürmek için uluslararası çabalar da sürüyor. İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri pazartesi günü bölgede gerilimin tırmandırılmaması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanması için ortak çağrı yapmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşüp endişelerini bildirmiş ve gerilimi azaltma talebinde bulunmuştu. Ancak İran cephesinden 3 ülkenin çağrısına sert karşılık geldi. İran Dışişleri Bakanlığı itidal çağrısını siyasi mantıktan yoksun ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı diye değerlendirdi. İran'ın olası misillemeyi ne zaman, nasıl ve nerede yapacağı, bölgedeki İran destekli diğer güçlerin de misillemeye katılıp katılmayacağı belirsiz görünüyor. İsrail cephesinden yapılan açıklamalardaysa olası bir saldırıya karşı hazırlıklı ve teyakkuz halinde olunduğu vurgulanıyor. İsrail'i korumak üzere bölgede askeri varlığını artırma çabalarını hızlandıran Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye USS Georgia güdümlü füze denizaltısını ve F-35 uçakları da taşıyan Abraham Lincoln uçak gemisini sevk etti.